Tamam, kaldırım üzerinden lütfen araştırıp meyin gelemedim. Tamam, kaldırım. Yardımcı olalım size. Hani sizin nasıl yardımcı olur? Dersim uyuma, günün sana sahip çık. Dersim uyuma. Benim kızım benim yanımda kaybolmadı. Benim kızım benim yanımda kaybolmadı. Malin uyuma, Gülistan'ı vur. Malin uyuma, Gülistan'ı vur. Aslında aile de söyledi, 870 gün gerçekten dile kolay. Hani bakan, şimdi aileyle de görüştük, bakanla, cumhurbaşkanıyla, birçok yetkiliyle görüşüp işte o büyük ülke resminin küçük şehri Dersim'de bir kız çocuğu, yani 21 yaşında genç bir kadın kayıp. Ve 21 yaşında genç bir kayıp şu Dersim'in dağlarından Dersim'in şehir merkezine kadar tomalarıyla, nokta yerleriyle, kameralarıyla dolu bir şehirdeyiz. Herkesin birbirini çok iyi tanıdığı bir küçücük bir şehirde, yani Dersim'de 870 gün bir kadın kayıp, genç bir kadın kayboldu. Peki bunun sorumlusu kim? Peki bunun failleri kim? Faili çok açık bir erkek, göstermelik olarak gözaltına alındı. Hepimiz biliyoruz, aylar sonra, belki 1,5 yıl sonra biz de basından ve yerden takip ediyoruz. Ve bir gün gözaltında kalınıp bırakıldı. Şimdi biz de hem parlamento kürsülerinden, hem sokakta, hem alanda, hem ailenin yanında sizlerin şahsında Dersim'den bir kez daha sesleniyoruz. Gülistan Dokun nerede? Gülistan'a ne oldu? Biz de en az Dersim halkı kadar, ailesi kadar, tüm Türkiye kadar merak ediyoruz. Ne oldu Gülistan Doku'ya? Bizler Gülistan Doku'nun Munzur Üniversitesi'nde yaşanan sorunlardan bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. Bizler burada dönen kadına yönelik şiddetten, tacizden, kadına yönelik tehditten, gözaltılardan bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. Bu mesele herhangi bir fail, herhangi bir kayıp olmadığını burası da biliyor, bizler de çok iyi biliyoruz. O yüzden buradan İçişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı'na, dönemin eski valisine, şimdiki valiye, Adalet Bakanlığı'na, bürokrasi kendisini değiştiriyor, yeniliyor ama akıl aynı, kafa aynı, şekil aynı. O yüzden hep birlikte tekrar tekrar kadın örgütleri olarak sormak istiyoruz. Burada kadın örgütlerini temsilen milletvekilleri olarak soruyoruz. Bizler her kürsüde sorduğumuzda da cevap gelmiyor. Ailenin çok kısa bir talebi var. Çok öz bir talebi var. Bir komisyon kurulması. Bu komisyonun kurulmasına, araştırılmasının önündeki engel nedir? Biz buradan tekrar ifade ediyoruz. Sosyal medyadan çok yazdık. Meclis kürsüsünden çok konuştuk. İstanbul'da çok eylem koyduk. Ne duyan oldu, ne gören oldu. Bir kere de buradan Dersim'den haykırmak istiyoruz. Yanımda gördüğünüz Gülistan'ın annesi, onun yanındaki ablası, onun yanındaki Gülistan Doku'nun babası. 21 yaşında kız çocuklarını kaybettiler. 870 gündür bedeninin dahi nerede olduğunu bilmiyorlar. Başında dua edecek bir mezarları bile yok. Bu insanları benim size tanıtmama gerek yok. İsmen sayalım. Bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'yla sorumlu Süleyman Soylu. Sen bu insanlarla görüştün. Bu ülke büyük ülkedir. Söz veriyorum kızınızı bulacağım dedin. Neredesin Süleyman Soylu? Sözünü neden tutmuyorsun Süleyman Soylu? Bu ülkenin Adalet Bakanı olacak Gül. Yeni tayin olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Sen bu insanları tanıyorsun. 2 ay önce görüştün. Dosyayı bizzat inceleyeceğim dedin. Ben ilgileneceğim. Kızınızı bulacağım dedin. Neredesin Bozdağ? Adalet Bakanı neredesin soruyoruz. Adalet Bakanı neredesin? Ve bu insanların... Söz verdin. Ve bu insanların hepsini atayan... Çünkü bunların bir iradesi yok, biliyoruz. Bunlar atanmış saray memurları. Çok iyi biliyoruz. Bunları atayan Recep Tayyip Erdoğan. Sen ne tanıyorsun bu insanları? Sen ne görüştün bu insanlarla? Sen söz verdin kızınızı bulacağız diye. Şimdi neredesiniz? Unutmalarını mı bekliyorsunuz? Daha çok beklersiniz. 21 yaşında bir kız çocuğu bu ülkede ne olduğunu bile bilmiyoruz. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Bu insanlar 870 gündür adalet arıyorlar. Kendi adaletlerini kendileri mi bulmalılar? Bunu mu istiyorsunuz bizden? Ve son bir şey söyleyeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte görev yaptığımız sözde meslektaşlarımız, milletvekilleri, neredesiniz siz? Onlarca kez araştırma önergesi verdik. Onlarca kez gerek HDP gerek diğer partiler, ya bir araştırma komisyonu kurulsun diyoruz ya.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulsun. Toplanalım orada, uzmanları dinleyelim, dosyayı inceleyelim, bu aileye hak ettiği cevabı verelim diyoruz. Son aldığımız duyum, MHP bile evet diyormuş da AKP'li vekilleri geçemiyormuşuz. Soruyoruz buradan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP'nin grup başkan vekilleri, hiç mi vicdanınız kalmadı sizin? Siz neden korkuyorsunuz? Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup vekilin bir araya gelip uzmanlarıyla bu dosyayı araştırmasını istemiyorsunuz? Siz neden korkuyorsunuz? Ekmekle gözyaşını beraber yiyorum. Ya sizin de çocukların yok mu? Sizin de bu kadar aburazı vicdanının yok mu? Allah'ta bir kimse yok mu? Siz demiyor bugün bu anı. 2 sene gitti, 3.'ye gidiyor, ağlıyor. Allah bugün de bizim çocuklarına versin. Siz Allah'ta korkmuyorsun. Allah'ta bir kimse var. Allah'ta bir kimse yok. Allah'ta korkun. Allah'ta korkun. Benim için söylemeyin, Allah için söyleyin. 21 yaşında bir kız yok. Ben o kız ben biliyorum, Allah biliyor. Ben bugüne getirdim. Bir gece bana telefon geliyor. Kız ortada yok. O bugündür bugündür kız yok. Bu kız kuş olmadı, uçmadı. Bahar olmadı, uçmadı. Burası hep kamera. Nereye gidiyor kamera? Ne yaptı o eski vali yaptı? Vali Mehmet Ali Özkan benim babama demiş ki kızını Twitter'dan çek demiş, kızın artık yazmasın. Ben Twitter hesabımda ne yazıyorum? 870 gündür karanlıkta Gülistan yazıyorum. Mehmet, Vali Mehmet Ali Özkan benim yazdığım o cümleden mi rahatsız olması gerekiyor? Yoksa Gülistan'ın 870 gündür bırakılan karanlıkta olmasına mı?